Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz ve de değerli gönül dostlarım, şimdi sizlere çok güzel bir menkıbe anlatmak isterim. Menkıbemizin ismi İhlasla Kalbi Arıtmak. İhlas, ibadeti yalnız Allahu Teala'ya yaklaşmak için yapmaya denir. Nefsani ve dünyevi şeyler için ibadet etmeyip yalnız Allahu Teala'nın rızası için ibadetlerimizi yapmaktır. İhlas, yaptığı hayırlı amellerini görmemektir. İbadetler Allahu Teala'nın rızasına kavuşmak için yapılır. Başkasının muhabbetine, ihsanına kavuşmak için yapılan ibadet ona tapınmak olur. İhlas ve riya nedir diye soru sormuşlar. Hani Ebul Hasan el-Harkani Hazretleri bu konuyu şöyle vermiştir. Allah için yaptığın her şey ihlastır. Halk için yaptığın her şey de riyadır. Gavs-ı Bilvanisi Kuddise-i Sürruh şöyle demiştir. İhlas hiçbir sebep ve de gaye olmaksızın Allah'ın emir ve hükümlerini yalnız Allah rızası için yapmaktır. Yani bütün gücünü Allah yolunda sarf etmektir. Bu hal üzerine sebatın zahirine, takva özüne ihlas denir. Bu sebeple kul işlemiş olduğu bir ameli sırf Allah rızası için işlemeli. Ondan başka hiç kimsenin rızasını ve hoşnutluğunu elde etmeye asla niyet ve kast etmeli ve böyle bir düşünceyi içinde taşımamalı. Onun vereceği sevaptan başka bir maksadı olmamalıdır. Ayrıca o ameli işlerken istikametini korumaya devam etmelidir. Eğer bazı boşluklardan ameline onu bozacak şeyler girmeye çalışır ise, yani onları def etmeli ve böylece her işini tek hedefte toplayarak Allah'ın birliğini tasdik etmesinin hakkını yerine getirmelidir. İşte ihlasın gerçek anlamı budur. Değerli gönül dostlarım, ihlas hiçbir sebep ve gaye olmaksızın Allah'ın emir ve hükümlerini yalnız Allah rızası için yapmaktır. Yani bütün gücünü Allah yolunda sarf etmektir. Bu hal üzerine sebatın zahirine takva özüne de ihlas deniyor. Ve galen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem.